Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister sade ister desenli yazmalara yapabileceğiniz iki renkte giden muhteşem bir modelim var arkadaşlar. Hem kolay hem gösterişli hem de böyle sade çıtı pıtı model seven bütün takipçilerim. Tam sizlik bir model diyebilirim. Evet, modelim hem çok kolay hem çok güzel hem de kibar mı kibar bir model. Evet. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımı ilk kez bu videoyla ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan videolarımı beğenip yorum yapan, sosyal medya hesaplarından sevdikleriyle paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet, dediğim gibi yazmam benim sade model yazma, bu benim model mendilim arkadaşlar. Hani sık sık bu yazmayı görebilirsiniz. Şöyle iki renk kullanacağım. Bir krem, bir de yazmamıza uygun biraz bir tık koyusu bir rengimi seçtim bugün model yapacağım için. Evet, ön hazırlık olarak da zürafamı yaptım ben yazmama. Şöyle göstereyim. Açık krem renginden zürafamı yaptım. Sizler de yapacağınız zemine istediğiniz renklerde, yani yazmanın kendi rengine göre renk ayağını yapıp zürafasını yapabilirsiniz. Hadi o zaman vakit kaybetmeden Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle ben ilk zürafama ipimi sabitledim. Şimdi yandaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu yapmış olduğumuz zürafamıza geri döneceğiz. Evet, şöyle ortalı bir şekilde ipimizi sıkılaştırdık. Şimdi hemen yandaki zürafama tekrardan şöyle kavis vererek inişimizi yapıyoruz. Yandaki zürafama tekrardan bir adet zürafa yaptım. Yandaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafa yaptım. Şimdi yandaki zürafaya tekrardan şöyle az önceki zürafamdan bir tık geniş bir zürafa daha yaptım. Gördüğünüz gibi ikisi küçük, biri bir tık büyük. Şimdi bu yaptığım zürafamıza geriye dönüyorum. Tam ortalı bir şekilde değil, şöyle sol tarafa doğru alıp ipimi bu şekilde kaydırdım. Şimdi buranın içerisine orta boy bir adet pırpır yapacağım. Hemen aynı pırpırın birini daha yapıyorum. Ve bu yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Tepede bir düğüm oluşturuyorum. Hemen bir tık genişiyle aynı yuvaya iniş yapıyorum. Ve buradaki yapmış olduğum pırpırın aynısını da buraya yapıyoruz. Şöyle ayarlayın. Çekin. Evet. Şimdi hemen yandaki zürafayla devam ediyorum. Bir yandaki zürafayla daha devam ediyorum. Bir yandaki zürafayla devam ediyorum. Bu iki tane zürafamız burada, iki tanesi de burada kaldı. Şimdi son üçüncü zürafama geri dönüyorum. Tepede düğümümüzü attık.
Ve hemen şöyle hafif bombeli bir şekilde yandaki zürafamıza inişimizi yaptık. Aynısını bir daha yapıyorum. Zürafamın üzerine bir zürafa daha yaptım. Hemen geriye dönüyorum. Şöyle ortalı bir şekilde düğümümüzü attık ve bir yandaki zürafaya tekrardan şöyle hafif bombe vererek inişimizi yaptık. Ve bir adet daha yapıyorum. Geriye dönüyoruz. Tepede bir düğüm oluşturdum. Yandaki zürafaya hafif bombe vererek inişimizi yaptık. Evet, arayı 3 adet bıraktım ben. Sizler ister 4 ister 5 bırakabilirsiniz. Ben 3 adet bıraktım. Şimdi hemen 2 normal zürafamı yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi 3. zürafamızı bir tık geniş yapıyorum. Bu şekilde geriye dönüyoruz. Şöyle sol tarafa doğru ipimi alıp bu şekilde çekiyorum ve buranın içerisine pırpırımızı yaptık. Yani buradaki pırpırın aynı boyutunda. Hemen bir adet pırpır daha yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğüm atıyorum. Bir tık genişliğiyle yuvaya inişimizi yapıyoruz. Ve aynı pırpırdan bir adet daha yapacağız. Biraz fazla çektim. Şöyle tam çekmeden boyutumuzu ayarlayacağız. Daha sonra çekeceğiz. Evet. Evet, bu şekilde yandaki hemen 2 tane zürafamızı tekrardan yapıyoruz. Modelimizin alt zemini bu şekilde ilerleyecek. Kolay, gayet basit bir model arkadaşlar. Çok da düzgün duruyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerliyor. Evet, ben bunu ipim bitene kadar ilerleteyim. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Çiçeğimizi de hemen yapalım. Şimdi renkli ipimi iğneme taktım. Şöyle ucunu aldım arkadaşlar. Hemen şu ikinci zürafama ipimizi tutturalım. İpimi buraya sabitledim. Şimdi pırpırıma dönüş yapacağım. Yani pırpırımın üzerine ipimizi köprü şeklinde yapacağız arkadaşlar. Şöyle ayarlayın. Çok geniş geniş de olmasın. Dar dar da olmasın. Hemen ortadaki pırpırımın içerisine köprü yapacağım. Hemen yanındaki pırpırımıza aynı büyüklükte köprü yapacağım. Şöyle ayarlayın, çekin. Ve buradaki zürafamıza, yani başlama zürafamıza köprümüzü yapacağız. Yani gördüğünüz gibi yuvalar hazırladım. Bu şekilde hepsini köprümüzü yapmış olduk. Yani geçişlerimizi yaptık. Şimdi ilk
yuvamıza sık iğne ile giriş yapıyoruz. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnemizi yaptık. Hemen buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımız gayet küçük olsun. Hemen bir adet sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı küçüklükte bir pırpır daha yapıyorum. Evet. Şimdi bir sık iğne daha yapıyorum. Sık iğneden sonra gene küçük bir pırpır yapıyorum. Evet. Şimdi tekrardan iki adet sık iğnemizi aynı yuvamıza yapalım. Evet, ilk yuvamızı doldurduk. Şimdi hemen yandaki yuvamıza sık iğne ile geçiş yapıyoruz. Bir tane daha yapıyorum sık iğne. Küçük pırpırımı yapıyorum. Hemen pırpırdan sonra bir adet sık iğnemi yapıyorum. Küçük pırpırımı tekrardan yapıyorum. Sık iğnemizi hemen yapıyoruz. Küçük pırpırımı tekrardan yapıyorum. Ve iki adet sık iğnemizi yan yana yapıyoruz. Şimdi yandaki yuvamıza geçiş yapıyoruz tekrardan. Birinci sık iğnemizi yapmış olduk. Hemen bir sık iğnemizi daha yapıyorum. Burada küçük pırpırımı tekrardan iki sık iğneden sonra yapıyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum araya. Tekrardan pırpırımızı yapıyorum. Sık iğnemizi yapıyorum. Bir sık iğne bir pırpır olarak ilerliyor burası. Hemen şöyle pırpırımı yaptıktan sonra iki adet sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. Şimdi yandaki yuvamıza giriş yapıyoruz. Son yuvamız. Bir adet sık iğne daha yapıyorum. Hemen pırpırımızı yapıyoruz. Yanına bir adet sık iğnemi yapıyorum. Tekrardan pırpırımızı yapıyorum. Hemen sık iğnemi yapıyorum yanına. Bir adet pırpırımızı tekrardan yapıyoruz. Pırpırdan sonra
2 adet sık iğnemizi de yapıyoruz. Ve burada artık bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Evet, modelim bitti. Çok güzel oldu arkadaşlar. İnanın bayıldım diyebilirim modelime. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ben hemen diğer başladığım zeminin üzerine de yapıyorum aynısını. Bu şekilde bitireyim. Zaten aynısını yapacağım için kamera arkasında yapıp geleyim. Sizler de şöyle çoklu halini de bir görün istiyorum. Daha sonra videomuzu da bitirelim inşallah. Ama gerçekten ben buradayım diyen şahane ötesi bir model oluyor. Evet, ben modelimi tamamladım. Model mendili olduğu için bu kadar yeterli benim için arkadaşlar. İnşallah sizler de şöyle anlamışsınızdır modelimizin güzelliği. Gerçekten bayıldım ben bu modele. Hem çok kolay hem çok gösterişli, ben buradayım diyen favori modellerimden bir tanesi de bu oldu arkadaşlar. Hemen bir yazma alıp aynı renklerde bu modeli yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet, örüp satan arkadaşlarım varsa da bu modeli yazması malzemesi karşıdan 300 TL'ye kolaylıkla yapabilirler. Hani çok zor bir model değil, hani kolay da bir model değil aslında, ama 300 TL'ye yapabileceğiniz gerçekten muhteşem ötesi bir model oldu. İnanın şöyle ileriden baktığınızda mekik oyası gibi de duruyor. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Ben çok beğendim, çok severek çalıştım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle modelimizin arkadan görünümü de bu şekilde. İki çift tarafta aynı şekilde görünüyor zaten. Evet, videomu beğenip yorum yaparsanız, videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız da hepinize sonsuz teşekkür ederim. Ve iyi ki, ama iyi ki varsınız derim arkadaşlar. Sizlerin sayesinde bizler de emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Küçük de olsa bir emoji bırakırsanız yorum kısmına, ben de sizlerin beni izlediğini, takip ettiğini oradan anlamış olurum. Sizlerin yorumlarını okudukça inanın çok ama çok mutlu oluyorum. Evet, bugünlük de modelimiz bu. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.